Aa, ne yapıyorsun be? Delirdin mi? İşimizi yapıyoruz Ayperi Hanım. Altın plak yazıyor diye altın manasına gelmiyor ki bu. Bir daha haciz memuru olacaksın. Eskiciye versen 10 lira verir. Biliyorum, meraktan baktım. Ben sizin büyük bir hayranınızım. Sen bunu al bak. Antika. Hiçbir yerde bulamazsın bunu. Kıçından sigara çıkarıyor. Sen kimlerdensin? Böyle yapmakla nasıl anlaşırız senin kimden olduğunu? Bir ablam vardı benim. Hanife'ydi adı. Bir de evimiz vardı ama bulamıyorum ki. Nasıl anlaşacağız? Hanife ablanın nasıl ekmek, telefonu yok mu? Neredesin sen? Ekmek almaya gittin, ekmek oldun. Hoş bulduk.
Ne geldin? Evim değil mi? Gelirim. Nah evin. 40 yıl sonra mı aklına geldi evin? E niye aldın içeri? El aleme rezil olmayalım diye. Senelerdir olduk zaten olacağımız kadar sayende. Hem satacağım ben artık evi. Şahane bak, şahane bak. Kerane karıları gibi giyinmiş gelmiş. Pis rezil. Hiç mi özlemedin hemşire? Hoş köpek. Neyini özleyeceğim ayol ben seni? Resul dayımın o uyuz eşeğini özlerim daha iyi. Ay formundasın yine maşallah da. Resmimiz şifonyerin baş köşesindeydi ama. Her gün yüzüne tükürmek için. Madem öyle diyorsun. Abla. Kahvaltı etmedim ben. İyi. Ziftin peki var içeride, git ye. Hem abla falan deme bana. Ne diyeyim? Defol git. Defol git geldiğin yere. Sümsük. Ne arıyor? Ne arıyorsun? Aç köpek. Tarhana. Kahvaltıda yapardık ya eskiden. Dönecekti. Biliyordum adın gibi. Dudağının kenarındaki kan, uykusuz gecelerinin sebebi dişindeki öfkeydi. Niye acemisin şimdi? Bu sarsaklık niye şimdi? Soğutma kalbini, soğutma. Hatırla, tek tek hatırla sana ettiklerini. Senelerdir ezber ettiğin duaların gibi. Soğuma kalbim, soğuma, yan. İlk günkü gibi yan. Cehennem alevi gibi yan. Hay, ay! Ay, acıttın bu sefer be Hanife. Ay çok mersi Hanife abla. Acıttı diyorum kız, ne mersi? Ay sus be, iki laf ettirmiyorsun şurada. Sen doktor çağır, bu mahsus yapıyor. Hanife abla, buyur. Alper Hanım gelmiş ha. Ne hanımı be? Bir çay koyayım sana. İstemez. Zaten hiç beceremezdin ki. Annem hep derdi ya, aman kızım sen hiçbir şey soyma çünkü hiçbir şey kalmıyor. Bırak ablan yapsın. Çamaşırın başına dur. Elini hiç görsün azıcık. Kız yine nereye gidiyor? Bugün cuma, enseyi kapa. Osman, geliyorsun değil mi? Ne yapıyorsun kız? Bravo Hatice. Ay maşallah. Birinci devre bitti. 5 dakika istirahat molası. Tamam. Pas vermeyi öğren. Baksana kız şuna sana bakıyor. Kim ki o? Kaymakamın oğlu. Yeni tayinleri çıkmış buraya. Ay ışık gibi varlığı. Ben her şeyi öğrendim hakkında. Liseden sonra bir baltaya sap olamamış filan. İstanbul'da yaşamış bir zaman. Biraz serseri ruhlu zar. Bayılırım serseri ruhlu insanlara. Ay. Belmando gibi kız. İngilizce bilebiliyormuş. Adı Tarık'mış. Ay yine sana bakıyor. Kız bir gülsene şuna. Hiç benim zevkim bir insan değil. Ay kimmiş senin zevkin? Bu sümüklüler mi? Evrim be. Ah, boşuna dememişler gönül bu ota da konar boka da diye.
Bununki de senin gibi boka kondu işte. Gitar çalıyor. Vay evet. Elvis Presley gibi. İkinci devre. Hadi git sen top koştur oğlanlarla. Akşam da üç mum yak derdine yan salak şey. Atsana topu be muhallebi çocuğu. Hatice. Koş çabuk eve babam çağırıyor. Ne be Allah Allah. Ha? Şimdi sıçacak ağzına. Kız inşallah baban ağzına sıçmaz. Kesin bu yılan şikayet etmiştir seni. Sus kız, oyalı eşek. Ben de geleyim mi size kız? Ağız birliği yaparız. Biz top oynamadık Hüsnü amca. Gölgede oturduk, iğne oyası işledik falan deriz. Elimde iğne oyası mı var salak? Bulan mı beni? Hadi koş, koş. Lan siz beni katil mi edeceksiniz? Elimi alıştırmayın. Eşek sudan gelinceye kadar yersiniz dayağı. Bana bak, sen de sahip çık şu kızlarına. Hani senin ne suçu var? Küçük domuzun işleri hep. Kahvede yetiştirmişlerdir top oynadığını. Üç gol attığımı da yetiştirirselerdi keşke. Kız bak nasıl aklı sökülecek. Ha, gül sen daha. Ben evlenince seni kim kurtaracak bakalım. Şunu bari öğrensen yalandan. Evlenmeyeceğime göre öğrenmeme de lüzum yok. Ha. Başımıza kalacaksın zebellah gibi. Abla. Hayat gelmiş mi? Gelmiş. Aldın mı? Bilmiyorum artık. Ya abla! Kız dur, çıkar okuyalım ne olur. Ölümü gör, çıkar okuyalım ne olur. Dur, tamam beraber okuruz akşam. Sevmiyorum ben öyle tek başıma. Tamam, tamam. Peki bu hafta kapağını kim koymuşlar? Filiz Akın. Ay! Kız Resul dayının tekesi gibi kokmuşsun yeter de. Git, git yıkan. Arkanı da sabunlarım ama bir şartla. Ne? Necmi okurken taklit yapacaksın. İyi yaparız. Kız, gel zıkkın lan. Kaldıracağım sofrayı. Sen gitmedin mi daha? Bir de utanmadan öteberi yiyor. Fare gibi. Hırsız. Yalan mı? Değil. Yalan mı? Değil. Mezara koyup da gitti seni. Şimdi kıyam zamanı, şimdi intikam. Aynı kandan bir düşman o, en can yakınından. Yalan mı? Değil. Yalan mı? Değil.
köylü kızıyım tay la 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 la, gönlümden yaralıyım tay la 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 la. Derdimi anlatırsam tay la 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 la, yürekler acısıyım tay la 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 la. Vuruldum ben bir gence tay la 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 la, kömür gözsüz pek ince tay. Bir dakika bekle, geliyorum. Merhaba. Sen dünkü o kızsın değil mi? Arkadaşını bekliyorum ben. Tamam. Kız mı erkek mi? Kız tabii ki. Tamam canım, kız mı? Oğlan beklemiyorum. O kısmını çok iyi anladım. Kız kardeşim var değil mi senin? Evet var benim ama bir yaş var aramızda. Sağlık mesleği bitirdim ben geçen. Sen neden soruyorsun ki Hatice'yi? Top. Top oynuyor da o yüzden bir değişik geldi bana. Deli çünkü, aklından deli o. Hiç evlenmeyecekmiş bir de. İyi, ben de seninle evlenirim o zaman. Dedim ya, sağlık ocağında sayım vardı. Annem biliyorum, ondan diyor. Saydık bitti. Akşam oldu, kalk. Otel mi sandın sen burayı? Hadi. Muhasebeci dolandırdı. Ev elden gitti. Doktor Alzheimer başlangıcısın dedi. İlaç verdi. Tek başına olmazmış. Hastaneye yatmam lazımmış ya da birilerinin bana... Anlat anlat. Sanki ben bilmiyorum neyin ne olduğunu. Kimim ben? He? Ne ablamsın? Ay, onu demiyorum be. Kızım, sağlıkçıyım ben, sağlıkçı. İğneciyim, hemşireyim. Bana mı anlatıyorsun sen bu hastalığı, illeti? Ömrüm boyunca bin türlüsünü gördüm ben. Doktor bana gün be gün her şeyi unutacaksın dedi. Ondan. Kusura bakma. Merak etme. Ben hiçbir şeyi unutmam. Şu haline bak. Sokak köpeği gibi. Sen bir starsın. O kurumuş orospunun artık yemeklerine mi kaldın?
Defol git. Abla defol git bacım lan yeter. Yeter. Kız dur. Okulun ilk günü bugün, kızmasın hocaların. Şşş. Yine örgüsü şimdi. Bak ne güzel oldun. Aa. Sende bir haller var bugün. Ne oldu Kerime Nadir, mutlu sonuna mı bitti yoksa? Hiç de bir alakası bile yok. Ne o zaman? Yeni şiir mi yazdın Şair Hanım? Sana ne? Sen yemeğini yesene. Sabah şerifler hayırlı olsun baba. Olsun bakalım. Ne zaman dost olduk biz, ne zaman düşman. Sen unutan olacaksın, ben hatırlayan. Tam tersi olmalıyken en hakkaniyetli olan. Evet, lise 2'ler bu tarafa geçiyoruz. Lise 3'ler resim çekimi için böyle tek sıra halinde. Acele edin çocuğum. Konuşmayın. Sessiz. Çabuk acele edin bu tarafa. Kız, dünkü geldi. Ne oldu evi? Gel buraya. Ne? Salak salak hareketler yapma. Doğru düzgün dur. Doğru düzgün dur. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Ben yeni atandım, haberiniz var. Elbette, elbette. Bizim konuşmak istediğimiz bir mevzu vardı. Aa, hemen konuşalım. Buyurun. Böyle buyurun. Böyle buyurun. Kalbinde kim var, o mu yoksa ben miyim? Bilmek isterim, yolumu çizeyim. Sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl? Bir kalpte iki kalp nasıl yaşanır? İki kişi seven iki defa ölürmüş. Bir kalp yalnız bir kalbi düşünürmüş. Ah, sen üzgün. Ah ben üzgün, o da üzgün yapma, herkes de üzgün. Ah sen üzgün, ah ben üzgün, o da üzgün yapma, herkes de üzgün. Bravo. Kendi kendini alkışlarını da ilk sefer görüyorum. Ama ben seni alkışlıyorum. Kendin söyledin, kendin dinledin. Affedersin ama harikulade bir sesin var. Eşlik etmek istedim. Mersi. Ama kendi kumaşını bulman lazım. Başkası gibi söyleme. Şarkıcı olmayı istedin mi hiç? Fikrimce istemezsin. Alay geçecek, başka birini bul sen. Alay etmiyorum. Bilakis çok ciddiyim. Olur. Tamam. Bizim Ayten ablanın stüdyosu var şurada. Orada yapayım planı ben. Zaten bomboş, kimse gelmiyor. Anamın ahiretliğidir. Tezirat da yapar fiyatta. Hiç mi hayalin yok? Ya sana ne benim hayalimden? Tamam, niye azarlıyorsun beni? Ne yaptın Allah ki ben? Allah. Affedersin. Affettim. Sen niye derse girmedin? Dinden bir şey olmaz. Sen niye geldin okula? Babam istedi. Boş boş durmayayım diye okulda sosyal faaliyetler, işte hafta sonları müzik kursları falan vermem için müdürle konuştum. Burada sıkılmayayım diye. Hı. Aslında İstanbul'a dönmemden korkuyor. Seni kaldırtmak için bir sebep. Ben olsam kalmazdım. Gideyim mi? Onu anlamadım ben. Ben olsam diye dedim. Ben olsam. Bak gördün mü, işte hayallerim var. İstediğin kadar inkar et. Benim de hayalim müzik. Keşke bestelerimi dinleseydin. Bestelerinde mi var? Hayatta inanmam. Aa, niye yakıştıramadın mı? Hayır, yani ne bileyim. Yani şey gibi geliyor o bana. Büyük adamların yapabileceği bir şeymiş gibi. Hani senin benim gibi insanlar, ne bileyim, yapamazlar. Ben öyle demek istemedim.
Affedersin. Bu sefer bir şartla. Hemen şimdi dinleyeceksin. Ne yapıyoruz biz ya? Atla. Ay sen delirdin herhalde. İstanbul sandı burayı görürlerse ağzımı sıçaklar. Affedersin. Bak bir mevzuda anlaşalım. Bundan böyle bana artık affedersin demeyeceksin. Kız Safi Bek bu. Senin gibi. Kimin eşarbı bu? Annem. Doğru. Üstü açık araba rüzgarda. Saçlar sarmış. Gözlerinde görebiliyorum. Bu bizim kaderimiz. Müzik hayatımızda hiç susmayacağım. Sözleri yok muyum? Yok. Güfte yazamıyorum. Çok denedim ama olmuyor. Başaramıyorum. İstersen ben yazarım. Hakikaten mi? Birkaç kere daha çal. İyice yerleşsin melodi kulağıma. Gözlerime, bitkin yüreğime bir çare buldum canım. Islak gözlerime, bitkin yüreğime bir çare buldum canım. Tekrar. Çatlak dudağıma, tatsız kadehime yeni bir sevda lazım. Şimdi 3-4 mektupla birkaç kuru gün senden yadigar bana. Ay şahane valla. Aytan Atman gibi sesin zamanı var kız. Zamanı geldi, sabrım tükendi. Eski bir dostsun bana. Rahat yavrum, rahat. Sizin şarkınız mı Tarık Bey evladım? Evet hocam, beste benim, Güfte Hatice'nin. Soy isim kızım? 165 Hatice Yeşilyurt. Fevkalade. Evladım siz böyle şeyler yapıyorsunuz. Niçin bana dinletmiyorsunuz? Tarık Bey. Efendim? Bir okul orkestrası kurmayı düşünürseniz lisemizin bütün imkanlarından faydalanabilirsiniz. Hatice kızımız da solistimiz olur. Liseler arası ses yarışmasında okulumuzun gurur kaynağı olabilir kendisi. Evet. Olur hocam. Olur da müzik hocası pek hoşlanmıyor benden. O mevzuyu ben hallederim. Sen kızım. 101 Medya Gürçeşme. Ben hayranlarıyım, dinliyorum. Fevkalade. Müdür hanım, sağlıkçılar gelmişler. İğne olacakmışız. Bütün arkadaşlarımızı... Bütün arkadaşlarımızın tören sırasına... Ablam mı yapacak? Yok, ablam yapacak. El ağır değil mi? Çok iyi bir şey.
korkmuyorsun değil mi yine de? Ya sen niye geldin? Dışarıda bekleseydin. Korkma diye. Korkmuyorum. Zaten korkmuyorum. Bak herkes bize bakıyor. Ya hadi git, laf olacak. Hem ablama benim. Ablan demeyi de bir şahit ister. Hı. Sevimsizlik muskası. Ekşi ekşi ter kokuyor bir de hep. Sizin gibi orospu değil ya, sen ona bak. Dışarıda kıstırıvereceğim bir gün sizden. Ay ara! Hocam, ben de tetanoz aşısı olmadım. Benim de olmam gerekiyor. Ancak hanımefendinin yapmasını istiyorum. Mümkün mü? Hanife Hanım hali hazırda çok yeni. Henüz hazır değil. Onun için bu mümkün değil. Bence mümkün. Eğer genç insanlara mesleklerinde ilerlemeleri için bir fırsat vermez isek... ...muhasır medeniyetler seviyesine çıkabilemeyiz. Ben hanımefendiye güveniyorum. Hanife, yapabilecek misin? Günaydın. Çayı getireyim. Bluz güzelmiş. Orospular için güzel. Şu kızı hatırlıyor musun? Şunu. Hatırlıyorum tabii. Neydi adı? Çok severdim ben onu. Sen kimseyi sevdin mi hakikat? Hayret. Buralarda mıdır ha? Ne oldu ona? Mediha'ydı adı. Kancıkgillerin Mediha. Öldü. Araba çarptı, öldü. Allah kahretsin kız seni. Ay başıma gelen ne? Hay Allah'ım. Kız evimi yakacaksın, ocağı açık bırakmışsın he? Şimdi kim bu be? Şimdi de bana mı kastın senin? Geldim. Ne var be Hanife abla, ortalığı yıkıyorsun gene. Sana ne be? Aa, dövseydin bir daha yok. İnsan misafirine böyle mi muamele eder? Anana gidiyordum iyi niye? Ne var? Börek kızarttım sizin için. Çayla yeriz. Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Alper Hanım. Vallahi çok heyecanlıyım sizi gördüğüm için. Vallahi çok duymuşsunuzdur ama ben sizin şarkılarınızla büyüdüm. Ay anne, ben tekrar merhaba. Sabah erkenden kalkıp börek kızarttım sizin için. Hanife ablam benim sigara böreğime bayılır. Ya, uydurma ayol. Ben hayatımda yemedim senin böreğini. Şakacıyızdır da. Sıkıcı olmak istemiyorum ama imzanız benim için gerçekten çok önemli. Nasıl denir? Hele müzik kariyerinizin ilk yıllarında sizin kaleminizden çıkan o sözler var ya. Aman Allah'ım, bir daha kimse sizin kadar güzel söz yazamadı şarkılarınıza. Ay duygulandırdım sizi. Özür dilerim. Anana gidiyordum iyi niye. Sen kalacaksın mı? Hı. İyi. Şunun başında dur da evi falan yakmasın. Ayperi Sultan, hazır eline kalemi kağıdı almışken şöyle iki de şiir attırıver, he? Kaba bir kadın ablanız. Ulu ağaçların tam ardında derin mi derin bir sisin içindesin şimdi. Her şeyi gören bir görünmeyensin.
kimselerin bilmediği bir ülkenin sahibi. Cadının ormanı dedikleri, ürktükleri. Ucundan dönüverdikleri. Eyhat. Onlar eteklerinde kalan bir korkaklar sürüsü. Yani Endi Varoğlu'nun da dediği gibi bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Ben de bu mecranın ünlüsüyüm. Fotoğraf çekmek bir tutku benim için. Kursuna da gittim. Tam 8753 takipçim var Instagram'da. Tabi buralar foto çekmeye çok müsait. Evde insanlar falan. Çok like alıyorum yani. Bak bir de bunu buldum evde. Annem saklamış. Çok sevmiştiniz birbirinizi değil mi? Kuru gül senden yadigar bana. Zamanı geldi, sabrım tükendi. Eski bir dostsun bana. Hüzün gözyaşı bir de kırık kalp senden yadigar bana. Şarkı söylerken beni bile unutuyorsun. Burada olduğumu hatırlatmak istedim. Kızdın mı? Hayır, korktum. Neden? Ağzım kokacak diye. Bilseydim sabah karanfili sakızmam için. Peri kızı gibi kokuyor. Daha önce peri kızı mı kokladın ki? Bilmem. Belki rüyamda. Peri kokulu kız. Şarkı söyleme. Yok artık. Hangi devirde yaşıyoruz ya? Görmüyor musun dünyayı? Çiçek çocukları, cinsel devrim hareketi. Dünya artık başka bir yer. Burası dünya. Burası... Burası işte. Konuşuruz. Gerekirse müdür almaya sokarız, ailelerimizi tanıştırırız. Hayır. Ne var yani? Baban çok mu sert biri? Sakın, sakın. Hem kendin, hem işte biliyorsun o şarkılar. O orkestrayı seni öyle görünce... Ben... Olmazsa eğer ne yaparım ben? Çok üzülürüm. Thank you.
başka bir şey çalışacağız. Bossa Nova. Çok güzel olur hocam, çok güzel olur. Hocam aslında ben de Bossa Nova'yı anlatan bir müzik kitabı vardı. Hadi çocuklar, yarın görüşürüz. Görüşürüz hocam, iyi günler. Hanife? Aa, merhaba. Ben de şurada bir yere... Merhaba, Hanife'ydi değil mi ismin? Hı-hı. Bak, bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Hele kardeşine sakın söyleme, tamam mı? Baban nasıl bir insan? Çok mu sert, çok mu öfkeli biri? Yo, iyi biri yani. Normal. Baba işte yani, sever bizi. Tamam. Yani konuşulacak, anlaşılacak biri değil mi? Evet, tabii. Tabii konuşulur. Tamam. 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 Kusura bakma sorduğum için ama mecbur kaldım. Yok, tabii. Estağfurullah, sorulur yani, normal. Tamam, görüşürüz. Tamam. Görmüyorsunuz mu? He? Hem siz ne zamandan beri benim evime oturmaya geliyordunuz? He? Gidin kazağa oturun. Hadi. Gidin dedim, ben de gitmediler. Kapıyı hiç engelledim. Ay yine yüzsüzler. Maymun seyredecekler tabii. Hadi gidin buradan. Nasıl insan bu böyle? Hanif abla. He. Bir ara iyice sustu. Sonra biriyle konuşur gibi oldu. Ürktün biraz kız abla. Allah hepimizin canını alsa da kurtulsak. Aa, deme öyle. Hadi gittim ben. Tabağı almaya gelirim. İyi. Hadi sağ ol. Rica ederim. Görüşürüz. Geldiğinden beri ecel gibi üstüme saldırıyorlar. Hatırası ayrı saldırıyor. İnsanı ayrı saldırıyor. Bugüne kadar başımı dimdik tuttum ben, dimdik. Kimselere eyvallah etmedim. Bir geldin, kolumu kanadımı kırdın gene. Ne yapacağım kız ben seninle? Ha? Ne yapacağım ben seninle? Şeytan diyor, biliyor musun, böyle tırt bir tarafından fırlat dışarı. Fırlatılacak tarafında kalmamış. Adın bile sahte senin. Sadece Marslılar kafiydi ama yine siz bilirsiniz çocuklar. Hocam, Hatice bizim solistimiz. O bizim için çok önemli. Hatice'nin ailesi için bir kağıt yazacaktınız, izin manasında. Aa, tamam, tamam. Hemen odama gelin, ben onu imzalayayım. Ederim, sosyal faaliyetlerimizde sizleri de aramızda görmek üzere okul müdürü Samiha Söylemez. Hemen sor babana, akşamüstü sizin ağırın orada müjdeyi bekleyeceğim. Ya annen gelirse? Dedim ya, lokaldeler. Akşam 8'e kadar gelmeyecekler. Küçük şeyler düşünme artık. Büyük şeyler düşün. Hayal et. Artık istediğimiz müziği yapmak için hiçbir manimiz kalmadı. Biz de onlar gibi olabiliriz. Bak, bir kamyon şoförünün oğluydu. Çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Ama inandı. Kendine ve müziğine inan. Bizim neyimiz eksik? Burası ikimize de yetmiyor. Yetmeyecek. Sen de biliyorsun. Sen de istiyorsun.
senin sesin ne yankılanacak? Beni beklerler, ben gideyim. Sen dur, ben uğurlarım güzel misafirimizi. Güzel kızsın. Sakın bir daha bu eve gelme. Yoksa bu bir skandal olur. Adın ne senin? Hatice. Hepiniz. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Kafama tutuyorsun sen bana. He? Kafama tutuyorsun. Ne hakla? Ne hakla? Ne şarkısı lan? He? Ne şarkısı? Benim imanım gevriyor dairede seni okutmak için. Söyle o öğretmenine. Seni oku diye gönderiyoruz o okula. Köşe kol diye değil. Bana bakın, beni dinden imandan çıkartmayın. Alırım ayağımın altını hepinize. Kızım sen delirdin mi? Katil mi edeceksin adamı? Ne şarkısı, ne türküsü? Nereye gidiyorsun? Git şunun peşinden. Hatice. Hatice dur. Koşma dur. Hatice. Hatice! Dursana! Ne hakla? Yapma! Babam mı geldi demin? Ha? Yeter, sus artık. Sus, Allah ikinizin de belasını versin. Abla, sus. Sus, hep senin sesin, hep senin sesin. Sus. Neden istiklal marşımızı söylemedin kızım? Çünkü kendimi hür hissetmiyorum öğretmenim. Eller mum.
Kaçalım buradan. Haklısın. Alo Erhan. Merhaba. Burada durumlar birazcık karışık. Biz İstanbul'a geliyoruz. Tamam, anlaşıldı. Bunlar arabayı Bursa'da otogar civarında bırakmışlar. Ya otobüsle devam ettiler ya da başka bir araçla bir arkadaşları aldı bunları. Otobüsleri durdurabiliyor muyuz peki? Eğer dediğiniz gibi İstanbul'a kaçmışlarsa bu saatte çoktan varmışlardır. Eşkallerini verdik. Aranıyorlar. İnşallah bulacağız Kaymakam Bey. İnşallah, inşallah. Hep kızınızın yüzünden. Aklınız çeldi Tarık. Oğlum böyle asi değildi. Nedir bu başımıza gelen? Geldik yenge hanım. Günaydın. Merak etme. Hiç değişmemiş. Özledin değil mi? Bak ev tam şurası. Açsınız değil mi? Güzel bir kahvaltı yaparız şimdi. Erhan çok iyi bir insandır. Ayrıca burada kimse bizi bulamaz. Sakın korkma. Sen varken niye korkayım ki? Ses yarışmaları çok sıklaştı bu ara. Yani biz de gidip çalıyoruz ama duymanız lazım. Zehir gibi sesler çıkıyor içlerinden. Ya yani onlarda da şansımızı deneriz. Tamam, piyasa beste yapanla çok ilgilenmiyor. Yani daha çok aranjman peşinde prodüktörler. Hazır tutmuş ecnebi şarkıları alıp söz yazıyorlar. Hiç kimse riske girmek istemiyor. Yani bildiğin iki tane boktan herifin tek elinde piyasa. Yani, Tarık sen de biliyorsun yani geçen sene ikimiz az uğraşmadık piyasada. Ama bu sefer aramıza taze kan geldi. Hadi bakalım Hatice. Uğurlu gel bize. Hatice seneye reşit olacak yalnız. Problem olmaz değil mi? Ya yeter ki bir prodüktör arkamızda dursun. Hepsi hallolur. Bak, star olduktan sonra sırtımı sağlam hiç kimse deviremez bize. Ama işimiz zor söyleyeyim. Kapı kapı dolaşacağız. Tanıdıkları sokacağız araya. Ya işte yapacağız bir şeyler. Hadi sıkmayın canınıza. Hadi hadi. Birlikten ne doğar? Kuvvet. Aynen. Hadi bakalım. Thank you.
Sadece merak etmeyin diye arıyorum. Merak etmeyin, iyiyim. İyiyiz biz. Bulamazsınız. Bulsanız da dönmem. Bana karışamazsınız artık. Biliyorum, yoruluyoruz. Ama başka çaremiz yok. Biraz para biriktirelim. Hiç kimse yapmazsa biz yaparız ilk uzun çalarımız. İlk önce 45'lik hit bir şarkı. Ardından da ilk long play. Düşünsene be. Mutluyum ben. Sorma artık Tarık. Yılmayacağım, yorulmayacağım. Yanımda sen olduğun müddetçe hiçbir şeyden şikayet etmeyeceğim. Sağ ol Peri kızım. Ya abi. Abi biraz ileride satsana. Ne diyorsun sen ya? Ya abicim kayıt yapıyoruz, biraz ileriye git. Alo! Yürü be kardeşim. Nasıl içiyorsun be? Vallahi ev mev kayıt harika olmuş. Bir de stüdyoda çaldığımızı düşün. Bir kerecik radyoda çalabilseydik. Neydi o prodüktörün adı? Kemal Taşcan. Randevu alamadım bile. Ofisine girmeye imkanı yok. Herkes kapısında ama korumaları geçemiyorsun. Canım, ofisinden çıkmıyor mu bu adam? İlla ki her cumartesi akşamı San Remo Bar'a gider. Yani orada piyasadan arkadaşlarıyla yemek yer. Bize derli toplu birer kıyafet lazım. Cebinizde kaç kuruş kaldıysa dökülün beyler. İyi akşamlar. Ben ve arkadaşım Erhan, biz müzisyeniz. Bir de harika bir solistimiz var. Pop müzik tarzında... Onun adı pop müzik değil evladım. Aranjman. Pop müzik, ecnebilerin kullandığı bir kelime. Sen önce yaptığın müziğin ne olduğunu öğren, ondan sonra gel. İyi de biz aranjman yapmıyoruz beyefendi. Besteler benim, sözler de şurada gördüğünüz... Ah, hevesli gençlik. O müziği zaten en güzel batılar yapmıyor mu? Siz tereciye teri mi satacaksınız? Yok beyefendi, yanlış anladınız. Çiftçi biziz zaten. Biz yetiştiriyoruz. Bakın beyefendi. Ben sizi bir mecbuada görmüştüm zaten. Sizi tanıyorum, memnun oldum. Siz ecnebi şarkılara Türkçe söz yazıp bunu aranjman diyebilirsiniz. Benim bildiğim aranjman Çiçekçi de olur. Biz kendi müziğimizi kendimiz yapıyoruz. Ha tabii ben sizin korkunuzu anlıyorum. Bizim gibi gençler gelirse siz ne yapacaksınız? Örümcek kafalar. Ha ekmeğinizden olacaksınız değil mi? Biz sizin gibi kopyacı değiliz. Bu da bizim alın terimiz. Kemal Bey, bizi dinlemenizi istiyoruz. Peki Küçük Hanım, sizi dinleyeceğim. Eve gidince. Bence dinlemeyeceksiniz.
Bence bunu bir rafa koyup orada unutacaksınız. Ya da bu çiçekçi abi biz arkamızı döndüğümüzde baltamızı kovarıverecek. Şimdi dinleyin. Hemen burada. Affedersiniz. Affedersiniz. Bir dakikanızı alabilir miyim? Bir dakika beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz? Biz iki tane şarkı kaydettik. Bütün varımızı, yoğumuzu, bütün hayatımızı, her şeyimizi ortaya koyduk. Şimdi ve şu anda bizim şarkılarımızı dinlemek isteyen elini kaldırabilir mi? Seni şarkıya katmanız harikulade olmuş. Yüzün gözyaşın bir de kırık kalp senden yadigar bana. Geri gelmez ki parlayan gözler bir mazi bin hatıra. Bir mazi bin hatıra. Dinlettiğiniz şarkıdaki gibi İstanbul'un seslerini katalım bir iki şarkıya. Kemal abi, birkaç şarkıya da rock tarzında düzenleme yapsak diyorum. Boş ver rakı makı. Siz daha yolun başındasınız. Ne rakı? Rakı balıkla güzel. Çocuklar, siz revaçta olan ne varsa onu kovalamalısınız. İş yapanın peşinden koşacağız. Maceranın değil. Şimdi... Hatice de olmaz. Sana bir sahne adı bulmamız lazım. Peri. Ay Peri. Ay Peri. Tek bir isim. Güzel. Türkçe sözlü hafif müzikte Ay Peri'yi dinliyorsunuz. Bir mazi, bin hatıra.
bağrıma taş basacağım ve seni unutacağım. Stop, stop! Kızım, o lafı kameraya dönerek söyleyeceksin. Ya adam karşımda duruyor, niye kameraya döneyim? Manyak mıyım ben? Of, of be! Bir daha! Allah Allah, nasıl istiyorsanız öyle olsun, tamam. Yalvarırım böyle konuşma Fatih. Artık bağrıma taş basacağım ve seni unutacağım. Çapkın gülüşüne, sözlerine, cilvelerine. Bana dönmek istesen de ne yapayım? Verdim kalbimi başka birisine. Gözlerim körmüş ama açıldı. Bu son sahneymiş hikayemizde. Ayperi Hanım'ı tek çekebilir miyiz? Tabii, buyurun. Ayperi Hanım, buraya bakar mısınız? Ayperi Hanım, biraz sağ, biraz sağ. Evet, buraya bakın, bu kameraya efendim, lütfen. Çok güzel, evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel söylüyorsunuz. Geciktim canım, kusura bakmayın. Hoppa. Merhaba Kemal abi. Hoş geldiniz. Canım. Yalnız görüşeceğimizi sanıyordum. Ayper yabancı değil. Rahat olun. Bu vaziyeti tatlıya bağladık diye düşünüyorum. Çocuklar mutlu, şöhret oldular. Paralarını kazanıyorlar. İstedikleri işi yapıyorlar. Ayrıca ikisi de reşit. Yani bunu söylemek istemem ama hukuken bir yaptırımınız da olamaz. Merak etmeyin, ben de bir babayım. İkinizin de korkularını gayet iyi anlıyorum. Ben sadece patronları değil, abileriyim de. Gözünüz arkada kalmasın. Hem zaten yakında evleniyoruz. Hatice öyle mi? Neticeye bakın siz. Sizden de düğün hediyesi olarak kırmızı arabamı istiyorum. İstiyoruz. E Kemal abi, senin de düğün hediyen şu söz verdiğin rock albümü olsun. Harikulade. Belki bir gün başka bir eve de çıkarız. Sadece burada yaşayacakmışız gibi düşünme. Hayır. Bu bizim ilk ve son evimiz olsun. Bu evin içinde sanki bir yerlerde bir beste saklı. Telgraf göndermem lazım. Halledebilir misin? Tabii Ayperi Hanım. Haftaya evleniyorum. Lütfen düğünüme gelin. Bitsin artık bu küslük. İstediğim müziği yapamıyorum. Bari istediğim içkiyi içeyim. Tarık saat daha 3. Bir şişeyi bitirdin yeter. Karışma bana. Biz sadece halkın malıyız, unuttun mu? Bize sadece halk karışabilir. Halk ne isterse biz onu yaparız. Tarık yeter! Kızın babası ölmüş, senin dert ettiğine bak. Ver şunu.
Kamuoyu önündeki itibarını düzeltmek için hayır konserleri vermeliyiz. Huzur evleri ve çocuk esirgeme kurumu yararına hemen bir seri konser faaliyetine girişiyoruz. Komparsita çalıyorlar. Ulan köy düğünü ulan bu. Arkadaşlar. Sabah 8'de stüdyodayız. Kaydımız var. Hatırlatırım yani. 2 gram uyumadım bir gürültünüzden. Ne yapacağım? Götümle mi söyleyeceğim o şarkıları? Hadi herkes evine. Hadi. Oo. Erhan Bey aranmış az evvel. Bizi hizaya getirsin diye. Ben sizi tek başıma da dağıtırdım da önünüzü göremeyecek kadar sarhoşsunuz. Belki 2 kişi olursak bizi fark edersiniz diye düşündüm. Hadi arkadaşlar, hadi. Hadi dağılın, hadi. Ne yapıyorsun ya? Ne ya? Hadi. Şaka mı yapıyorsun? Bebeğim. Bak, peri kızım. Bana böyle arkadaşlarımın önünde... Bana böyle davranmanı istemiyorum. Ne arkadaşı be? İpsiz sapsız takıma hepsi. Bir aydır biriniz bile be ayık görmedim. Bir kere ayık görmedim. Ölü kefal gibi gezip duruyorsunuz. Senin bir tane gerçek arkadaşın var Tarık. O da Erhan. Oo. Kıskanıyorum ama. Hoşlanıyor musun yoksa? Tarık, sen ağzını topla yoksa. Dur sen. Dur sen, ben yarın konuşacağım Kemal abiyle. Siktir edeceğim bunları orkestradan. O vokalist karıları da Mersifon eşeği gibi anırıyorlar zaten. Ne gülüyorsun be? Ne gülüyorsun? Bayılıyorum bu esprilerine. Erhan Bey, bu keyifli aile kavgamızı izlerken ne içmek istersiniz? Ne istiyorsun Tarık? Ha? Ben niye hazmedemedin? Söyler misin bana? İki taraflı ahlak dersleri. Belki içince yaratabiliyorum. Ne biliyorsunuz? Buyur buradan yak. Kafası güzel müzik deyası ayakları. Bak, gerçeğine tamam. Ama bu seninle işlemez kocum. Ucuz bir taklit olursun, sana söyleyeyim. Hadi lan! Kendi yeteneksizliğine bakmadan. Beste yapabiliyor musun? Yok! Bana bak Tarık. Ben her şeyi göze aldım da geldim buraya. Arkamda da iyi kötü bir aile bıraktım. Cebimiz 2 kuruş para gördü, 2 şöhret olduk diye ben bu şımarıklığa gelemem. Adam ol benim karşımda, toparlan. Tırnaklarımla kazıdım ben bu zirveyi. Tırnaklarımla kazıdım ben bu zirveyi. Rahat ol bebeğim, röportajda değilsin. Bana Kemal abinin ezberlettiği lafları okuma. Ben. Hep sen! Her boku sen yaptın zaten. Ben hiç yoktum ki. Ayperi orada, Ayperi şurada, Ayperi kıçımın kenarında. Hiç yoktum ben. Ulan seni ben yarattım be. Adını bile ben koydum senin. Sen nesin peki? Bu defteri görmedin mi ben? Ha? Ablasının şiirlerini çalan bir hırsız. Yeter! Sen benim yalnız şiirlerimi değil, hayatını da çaldın gittin. Geride hep hastalık bıraktın. Babam felç oldu. Anam vaktinden evvel gitti.
Hep ben çektim kahırlarını ben. Sırtımda taşıdım onları senelerce. Hepsi senin yüzünden. Şimdi ah kardeşciğim deyip boynuna mı sarılacağım sanıyorsun? Unutabilir miyim eskileri? Tarık'ı unuttun. Onu da çaldım ya senden. Ne diyorsun sen be? Tarık'ı diyorum. Seni sevmedi, beni sevdi. Bu da benim suçum. Dünyada başka adam da kalmadı. Kurudun kaldın. Yazık. Bu da benim suçum. Hep yazık, hep sana yazık. Dünyanın bütün kahrını sen çektin. Neden biliyor musun? Çünkü sen bunu istedin. Şu kapının dışına çıkıp yaşamaya şu kadar yüreğin yoktu senin. Ölmeyi seçtin ablam benim. Doğduğun günden beri. Millet hep böyle sana acıyarak bakıyordu ya. Sen içinden gerim gerim gerilip sevindin. Tıpkı o ruh hastaları gibi. Çocukluğundan beri acıların kadını rolünü oynadın. Ne oynadın be? Belli ki hala oynuyorsun. Evet. Şiirleri çaldım. Acemilik de, çocukluk de, ne dersen de. Ama çalmasaydım o şiirler, o çekmecede sararıp geberip kalacaktı. Nah senin gibi. Babam benim yüzümden değil, senin yüzünden öldü. Bana bak. Seni şimdi bir ayağımın altına alır... Otur aşağı, sus! Ben konuşuyorum. Babam öldüyse bana üzüntüsünden değil... El alem ne der kahrından öldü. Sen ve senin gibiler ne der diye öldü. Eğer beni şu kadar sevseydi... Ne oldu o kıza orada derdi. Demedi. Bir gün... Arayıp sordunuz mu beni? He? Yok. Anında silip attınız. Bu mu evlat sevgisi? Ben hayatımın peşinden gittim. Şimdi olsa yine giderim. Ya şarkı söylemek istedim ve söyledim. Sonu bu olsa dahi hiç ama hiç pişman değilim. Alın o iffetinizi, o başınıza çalın. Kusura bakma abla ama... Ben senden af dilemeyeceğim. Çünkü siz kendi kendinizi gömdünüz. Şimdi küreği benim elime verme. Ben senin sarına elimi bile sürdüm abla. Gel. Ya da git, öyle yapma. Sensiz kalbimde sızı var. Son nefese kadar değilse unuttuğun bir sözüm var. Sev ya da git, öyle bakma. Giderken ya. Sevdiği vardı neyse ki. Ayperi, kimse yoktu. O sadece seni sevdi. Canım ben kırmızı arabayı kastetmiştim. Çıkabilirdim, yoldan çıkabilirdim. Yapmadım, kıyamadım sana. Çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana. Hep keyfini bekledim, yollarını gözledim. Bir küçük kıvılcım istedim.
sensiz kalbimde sızı var. Son nefese kadar değilse unuttuğum bir sözüm var. Sev ya da git, öyle bakma. Artık canımı acıtma. Şansını fazla zorladım. İkimiz varız Ayperi. Bak toparlanacağız. Tekrar ayağa kalkacağız. Sana söz veriyorum. Ne zaman dayanacak bir omuz istersen ben hep buradayım. Ayperi. Ben size... Erhan. Öyle şeyler söyleme. Şarkı söylerim. Arkadaş olup... Şarkı söylerim. Bu sözler müzik olmadan acıtıyor. Biz şarkı söyleyelim. Kavga ettik onunla. Kavgalı ayrıldık. Şimdi 5 dakikalığına gelsin. Sadece 5 dakika. Ben özür dilesem. Bir kere öpse ve gene gitse. Tararari darar. Tararari, tararari. Tararara. İşte orada bridge'e geçeceğiz ama aynı zamanda yarım ton yukarı çıkacağız. Galiba şarkıyı beğenmedin. Aa, Erhan ne alakası var? Ayperi bak, Tarık kadar iyi olmadığımı biliyorum. Ama eğer sen de yardım edersen... yani onun şarkılarını nasıl aşkla söyledi... Tamam. Bak, aşk demeyeceğim. Şarkıyla bir ilgisi yok, yemin ederim. Sadece... arada... bazı şeyler yokluyor. O kadar. Hı. Hadi şarkıya söz yazalım birlikte. Yepyeni bestecilerle çalışmamız lazım. Erhan, kusura bakma ama bak ısrar ettiniz diye yaptık bile fakat raflarda kaldı. Hele şu zamanda. Ya, Türk halkının sana en acıdığı dönemde satmaması... Bana acımasınlar Kemal abi. Müziğimi dinlesinler. O zaman silkinip kendine geleceksin çocuk. Kusura bakmayın ben biraz dobrayımdır bilirsiniz. Ama hatır gönül uğruna sana kötü şarkılar söyletemem. Yeni besteciler arayacağım ona göre. Tamam abi. Ama ne olur Erhan orkestradan çıkartma çalsın arkamda. O varken iyi hissediyorum kendimi. Yani sesimi biliyor, tonumu biliyor. Bunca yıllık teşriki mesai nihayetinde. Tamam, tamam. Meraklanma. Erhan bizimle. Sağ ol. Hemen bir long play'e başlıyoruz.
Ardından da bir turne patlatalım, atalım şöyle toprağın üstümüzden ha. Atalım abi. Boklu gül yapraklarını döküyorlar ya kafamdan. Uyuz oluyorum yeminle. Ağzıma yüzüme kaçıyor hepsi. Ay kız çok tuttun başı. Yanacak saçım. Kaderime şikayetim. Lay 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 lay. Lay lay lay. Darbuka, ikinci mezura atlama hemen. Sözle birlikte gireceksin. Ne bağırıyorsun be? Kızma hemen. Ya basma ya, oyun arası. Hayır Erhan. Bu sadece biraz oynak bir ritim, o kadar. Ya oynak olan biziz bence. Şimdilerde insanlar bunu seviyormuş, bunu dinliyormuş. Şu albümü satsın. Sonra gene istediğimiz müziği yaparız. Bazı arkadaşlarımızın incileri mi dökülüyor acaba? Ritimdendir, ritimden. Bak, sadece senin için katlanıyorum. Sadece senin için. Abi tarzı değiştirdik o yüzden. Benim dinleyicim alışık değil buna tabii. Yeni dinleyici de beni eskisi gibi sanıyor. Ne İsa'ya ne Musa'ya yarandık böyle olunca. Vallahi bilmiyorum Ayperi. O eski şarkı sözlerin de yok. Ne yapacağız? O masum Ayperi'yi ara bul çıkart. Ne yap et? Bana bir hit şarkıyla gel. Niye yetmedi lan sana bu dünya? Niye gittin? Tarık. Tarık. Çok özlüyorum ben seni. Çok özlüyorum. Çok özlüyorum. Niye yetemedin sana? Sevgilim, bir tanem. Sen şu anda melekler gibi uyuyorsun. Sana bir sürpriz yapmak istedim. En güzel şarkımı senin için sakladım. Bakalım bunları ne zaman bulacaksın? Belki de hiç bulamayacaksın, bilmiyorum. Ama içimden bir ses bir gün bu mektubu okuyacağını ve besteyi bulacağını söylüyor. Eğer okuyorsan ve yanında ben varsam şu an, bak bana. Gözlerimin tam içine bak. Eğer yanında yoksam, hayat bu. Ne olacağımız belli değil elbet. Şunu bilmeni isterim ki, seni hep çok sevdim. Sen benim biriciğimsin, peri kızım. Eğer bir gün kavga edersek, bu mektup ikimizin de özrü olsun.
Esmin arkasından çıktı. Sana selamı var. Beni aracı yaptı galiba. Sonra. Şimdi sen paranın pulunun hesabını da bilmezsin. Aman diyeyim Tufa'ya gelme. Hilekar dolu etraf. Gerçekten bunları mı konuşacağız şimdi? Ne konuşalım? Niye gidiyorsun? Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Haklısın tabii. Nasıl anlayacaksın ki? İnsan yıllardır taşıdığı yükün bir zaman sonra orada olduğunu unutur, değil mi? Erhan, ne yaparım, saçmalama. Bana acımasınlar Kemal abi. Benim müziğimi dinlesinler. Ya. Benim kimseyi dinleyecek bir müziğim yokmuş işte. Anladık. Sevdiğim herkes gidiyor. Hep gidiyor ağzını sıçayım. Hep gidiyor. Bir dakika Afriyan, lütfen bir imza resminizi alabilir miyim? Ay, sizi çok seviyorum. Yanımda yok canım. Bende var. Bizi unutma. Seni, beni, Tarık'ı hiçbir zaman unutma peri kızım. Bizi hep yanında taşı. Ve hayat ne zaman acıtırsa çıkar cebinden bizi ve karşına koy. Söyle. Sevdim kalp.
kalpte ne var ne yoksa vermeye karar verdim. Çok sevdim, hem çok sevildim. Kız, nereye gidiyorsun? Ne işin var sokaklarda? Ha? O çağırdı. Kocaman avizeleri vardı. Benim bir evim vardı. Nerede? Burada. Senin evin burada bir tane. Hadi. Hadi gidelim. Hadi evimize gidelim. Hadi canım. Hadi gir sen içeri. Git. Abla. Hı. Ben sokağa mı çıktım? Hı. Ay ne yapacaksın sen benimle? Ne mi yapacağım ben senden? Ben seni gezeceğim. Ben seninle oturacağım. Tarhana yapacağım. Ben seninle yapamadığım her şeyi yapacağım. İki ay oldu geleli, bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Ama bu sabah kafası iyice gitti geldi. Sabah ezanı atmış kendini sokaklara. Tabii morali çok bozuldu, biliyor musun? İlaçlarını aldı, şimdi yatıyor. Artık kusura kalmayacağınız. Hanife abla, bugün ikinizin fotoğrafını çekeceğim. Bak söz verdim. Ay dur be kızım. Şu bir uyansın. Çektiririz. Tamam. Samet, oğlum bir yoğurt veriver şuradan. Meşhur olmuşsun Hanife abla. Ne diyorsun sen be? İşte burada. Bir zamanların efsane starı Ayper'i zor durumda. Bok zor durumda. Alzheimer olan ünlü yıldız ablasının evine sığındı. Adını bile hatırlamakta güçlük çeken Ayper'i. Yuh. Hande! Çık dışarı orospu! Senin çektiğin resim bu. Ablam! Vallahi ben bir şey yapmadım abla. Basın alıp haber yapmış. Benim hiçbir suçum yok. Medya şeysi bunlar. Ne medya şeysi be? Yazmışsın fotoğrafları atla destan gibi. O yaptı Hanife abla. Allah belanı versin Samet. Bu camı sen taktıracaksın Hanife. Nah taktıracağım. Tövbe tövbe, elimde ekmekle. Yürü Hanife abla. Bravo. Defolun gidin be. Yettiniz iki gündür. Hanımefendi ben gazeteci falan değilim. Kimsiniz? Erhan dersiniz Ayper Hanım'a. İnşallah hatırlar. Hatırlıyorum tabii. Biz ölmedik daha beyefendi. Kaç yıl oldu be Erhan? Çok oldu. Küsüp kaçtı piyasaya Erhan. İzmir'e yerleştim. Emlakçılık yapmaya başladım. Oralarda evlendi diye bir haber geldi. Sonra da bir şey duymadık senden. Boşandım. Bu arada maşallah, bu nasıl hastalık böyle? Her şeyi hatırlıyorsun. Geriye sarıyorum şimdi. Şimdi senin olduğun kısımlara geldim.
Daha geri gitme o zaman. Orada kal. Ben bir çay demleyeyim. Kaç gündür sana ulaşmaya çalışıyorlar. Galiba ablan telefonları hep kapatıyormuş. Ayperin. İstanbul'da senin için büyük bir moral konseri düzenlemek istiyorlar. Evet dersen hemen bir haftaya başlayacaklar. Hepsi genç yeni popçu çocuklar. Senin için sahneye çıkıp şarkı söyleyecekler. Gecenin sonunda senin de şarkı söylemeni istiyorlar. Tabii istersen. Eğer istemezsen oturup sadece seyredeceksin. Büyük bir orkestra olacak. Ben bile çalacağım. Konserin gelirinin bir kısmını Alzheimer Derneği'ne, bir kısmını da senin tedavi masraflarına ayıracaklarmış. Dev bir kadro olacak. Bence harika görünüyorsun. Son bir kez sahneye çıkıp şarkı söylersin. Söyleriz. He? Ne dersin? Yaz geliyor mu, bitiyor mu? Bitiyor. Allah korusun. Orada şarkıyı unutur. Bir terslik yapar. Yok. Ben bu saatten sonra kardeşimi alay ettirmem. Ya ona gülerlerse? Daha çok üzülürse, daha beter olursa? Olmaz, olmaz. Sen yanımdayken bana hiçbir şey olmaz. Ablam benim. Şu sahnede ilk kez seyret beni. Ha? İlk kez ve son kez. Hadi bırak şarkılarımı söyleyeyim. Ha? Hüzün gözyaşı bir de kırık kalp. Senden yadigar. La na na na. Hatırlayamıyorum. Olmuyor Erhan'cığım. Ay ne tonum tutuyor ne bir şey. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Senelerin pası tabii. Bir daha alalım mı? Ne? Allah aşkına o ne tonu? Ha? Ay olmuyor. Şöyle yapalım mı? Ha? Bütün bir külliyatı dinleyelim. Ha? Baştan. Plak, CD, MIDI ne varsa. Hiçbiri yok ki bende. Olmuyor vallahi. Yok çıkamayacağım. Yapamayacağım. Ne görüyorsun diye sordu içim. Tutkuyu dedi daha içerim. Sende var mıydı diye sordu içim. Olmalıydı dedi daha içerim. Ablasın sen. İlk doğansın. Doğmamış bebene sahip çıkansın. Sapla iğneyi damarına. Kanın onunkine karışsın. Gelin benimle. Ablan aşktan öldü yavrum. Hadi, hadi. Hadi girin içeri artık, hadi. Hadi. Yeminizi, suyunuzu veririm ben. Bana bak. Sakın Ayperi olmadan dışarı çıkma, duydun mu beni? Sakın. Kimli yoksa küllerimi
Harika. Ben sahneye çıkıyorum. Orada görüşürüz. Bol şans. Çıkamayacağım. Yapamayacağım abi, çok. Tamam. Sen çıkma o zaman. Hani bir küçük kız vardı. Dünyaya kafa tutuyordu. Hani hiçbir şeyden korkmuyordu. Bildin mi onu? Onu çağır. O çıksın o zaman. Aslında bir konuşma yapmak istiyordum ama pek güvenemedim kendime. Onun için yazdım. Malum, unutkanlık. Unutkanlık dedim de... Çita geldi aklıma. Dünyanın en hızlı koşan hayvanı. Bakın bunu hatırlıyorum. Ege'de dağlar denize paralel değil, dik uzanır. Bunu da hatırlıyorum. Ne alakası. Neyse. Kerat cetveline geçmeden şu mektubu okuyayım ben size. Aslında bir şey itiraf etmek istiyorum size. Meslek hayatımda tek bir şarkıya söz yazdım. O da Tarık'ın son bestesi Sevdim'e. Evet. Onun dışındaki bütün şarkılarımın sözleri, ilk 45'liklerim... ve hitlerimin sözleri ablama ait. Biliyorum, biliyorum. Bunu çok önceden paylaşmam gerekirdi size. Onun için önce kendisinden, sonra da sizden çok özür dilerim. Ve izin verirseniz bu gecemi onunla paylaşmak istiyorum. Ablacığım, sahneye gelir misin lütfen? Hadi, hadi. Evet, Hanife yeşil yok. Özür dilemek yüce gönüllüktür derler. Ben gönlümü şarkılara kaptırdığımdan beri bilmem ki gönlüm nerede. Kendimi bildim bileli şarkı söyledim. Ve çok mutlu oldum. Hadi bakalım çocuklar. Elimi bırakma. Unutursan fısılda. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli, yaşlanmış dumanlı nefesleri, hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum, dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskiden de bitti. Hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla, kurtul anılardan, sarıl ya
yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla kurtul anılardan. Sarıl yarınlara. Bu an, bir tek bu an. Her şeyi unutsam da bir tek bu an kalacak aklımda. Varsın gerisini hatırlamayayım. Hayat, sana çok teşekkür ederim. Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefesleri, hoyratça itişleri, görgüsüz asaletsiz üzüşleri. Sen neler neler çektin ben biliyorum. Dokunsam ağlarsın hissediyorum. Üzüm zamanı geçti, onlar eskidendi, bitti, hepsi geçti. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla kurtul anılardan. Sarıl yarınlara. Kirli beyaz kedi, yıkan gözyaşınla kurtul anılardan. Thank you.